Sercan Dikme kamp otelinden son gelişmeleri bildirdi. Takım otobüsü uğurlanıyor. Büyük bir heyecan var tabi. Heyecan yani tabii olur değil şimdi, mi her maç öncesi hocam? Her her maç farklı, teknik adam olarak biliyorsunuz her o türlü, Her türlü farklı oluyorsunuz. Yani ne kadar 500 tane de maç oynarsanız her maçın farklı anıları var. Farklı başlangıçları var. Hayırlısı olsun iki takım içinde. Önemli olan bizim Türk futbolumuzun gelişmesi açısından. Onu diyordum. İki takım Beşiktaş ve Trabzon bu sezon beklenilenden çok iyi başladılar lige, çok hazır başladılar. Ee, biz hep işte hani derdik ya 5. haftadan sonra, 8. haftadan sonra falan ama böyle olmadı. E, Batu e, zaten hazır bir oyuncu e, takımına devamlı beraber olan. Orada bir sıkıntı yaşamaz. Tekşehir'e de belki biraz yavaş yavaş onu hazırlayacak. E, çünkü uzun dönem bir oynamamışlığı var. Ama e, o çark öyle bir işliyor ki Beşiktaş'ta. Kim gelirse gelsin hiç fark etmez. Bir sistem olunca ya, o, ya o çok çok iyi işliyor. Işte, bir orta sahadaki çok güçlüler orta sahada. Yani bizim Türkiye liglerimizden, Türkiye e, konumundan çıkıyoruz. E, bir Atiba, bir Joseph'in o bütün alanı kullanması yani takdire şayan hakikaten. Bunda da tabii e, şey var. Öyle hani ben dörtlüyüm, beşliyim, ikiliyim falan yok. Toplu ucun ve toplu Doğru. müdafaa yaptıkları için ee, şeylerden gidipmiyorsun. Hani dizilişler bizde çoktur ya o rakamla. Ee, Sergen Hoca ve Beşiktaş o rakamları hiç düşünmüyor, konuşmuyorlar da. Sadece diziliştir o. Ama önemli olan sen onu çabuk oynaman lazım. Yani oyunun iki yönünü oynaman lazım. Beşiktaş bu tarzda bir takım oldu. Yeni gelenler de çok çok iyi mekatlayacaklar. Ee, tabii her şeyde olduğu gibi büyükleri favoridir ama Antep'te zor bir deplasman. Öyle de böyle de zor. İklim şartları şu anda 30'un üzerindedir orada yani 33 falan kesindir. bir de onun tabii oranını da düşünmek lazım. ama Beşiktaş gördüğüm kadarıyla diyorum tekrar söylüyorum bir maçtan çıkarmam. Hep öyle olacak. Sana müsaade ettiği kadar sen oynayacaksın. Öbür eş değerdeki rakiplere bir şey demiyorum. Evet. Ama bu tazekirekeme sana müsaade ettiği kadar oynarsın. 31 Öyle bir derece bir takım hocam bu yani. arada antep. Efendim? 31 derece. Ha. Yani senin, nemi de vardır. Beşiktaş sana müsaade ettiği müddetçe sen pozisyon bulursun ve oynarsın. Bu Beşiktaş kolay kolay rakiplerine çok fazla pozisyon vermiyor. Tabii Şampiyonlar Ligi onlar falan hariç. Onları da biz Türkiye Ligimizden yola çıkıyoruz. Ee, gelen oyuncular da çok iyi oturdular. Yani bilhassa Salih de mesela ilk maçını seyrettik canlı. So, i̇lk 15 dakikadan sonra sanki geçen sezon bütün sezonu Beşiktaş'ta geçirmiş gibi bir oyun düzenine hakim oldu ve çok başarılıydı yani e, her taraftan Beşiktaş e, iyi bir e, bize göstergesi maçları iyi geçecek, golü geçecek e, ve başarılı bir futbolu tekrardan devam ettirecek gibi gözüküyor bakalım bekleyelim e, tabii şeyde başlayınca Şampiyonlar Ligi orada oynayacaksınız, geleceksiniz yalnız bu sezon iyi bir tarafı var e, alternatif oyuncuları var Geçen sezon Kısıklı'nın kadrosuna baktığında durdu. tabii seçme şansı var. Çok Sergen farklı Yansım oyuncular var. var. Yeni aldıkları yabancılar var, e, Türk oyuncular var. E, Mehmet Topalı var. İşte Mert'i aldılar kaleci. Yani hakikaten e, iyi bir kadroya sahip oldular. Onu Rotasyon da, yapma şansı da var. Daha Çok da fazla. gelecek olanlar var. Öyle mi? Yani, yani ben transfer bitmedi diyorsunuz. Hocam yani. hazır buradayken şimdi şunu söylemek istiyorum. Kan Ayhan önümüzdeki hafta Beşiktaş'ın gündeminde bir hayli yer alacak bir isim. Tabii ki Salsaoğlu bonservisiyle vermek istiyor. Ve Öyle. iyi bir bir bonservis bedeli istiyor. Haklı olarak tabii ki. Beşiktaş da limitleri müsaade edebildiği kadar e, cazip teklifler sunmaya çalışıyor kendince. Bir şekilde oyuncuyu kazanmaya çalışıyor. Ailesiyle Burada, de görüşüyor. Sulu da 11'de başlamadı. Maç kadrosunda var evet, ama değil mi? Var. 11'de Mers, başlamadı. Mersin'i birlikte yedekler arası. Tamam. Yani bu da e, oyuncuyu hani Beşiktaş'a gelirsem eğer oynama şansım fazla mıdır diye Düşünen bir oyuncu bence şunu söylüyordur herhalde kendi kendine. Yani yabancı sayısından dolayı beni joker olarak kullanacakları için. Çünkü ben tek bir yerde oynamıyorum. Stoper'de oynamıyorum. Ben defansif orta sahada oynuyorum. Ben mecbur kalınırsa sağ beke de geçer oynarım. elinden geleni yaparım. Böyle çok yönlü olması tabii ki onun da aklını bu tarafa doğru çeviriyor. Ve Sergen Hoca'nın da çok istediği bir oyuncu. Şimdi önümüzdeki hafta bayağı bir gündemi meşgul edecek. Şimdi Kaan Ayhan geldiği zaman birincisi zaten... Meziyetlerini biliyoruz Mahmut hocam. Pasaportu çok değerli. Türk pasaportunun bu yabancı sayısının olduğu bir dönemde hem pasaportu hem üç mevkiyi oynayabilmesi tabii ki Sergen Hoca'nın isteye isteyeceği bir oyuncu. Gelirse eğer transfer bitti diyelim. Kaan Ayhan gelirse kadroya pasaport, meziyet, çok yönlülük açısından ne gibi katkı sağlar sence hocam? Önce tabii elinizdeki kadroda Aynı düzende mi oynayacaksınız? Değiştirecek misiniz? Üçlüye de geçebilirsiniz. O esnekliği de getiriyor. Evet. O de geçebilirsiniz. O tarzda da oynayabilirsiniz. Artı bir de bunun ilerleyen seneleri var. Sadece bu seneyi düşünmeyeceksin. Yatırımını evet. yaparken bir de seneyi de düşüneceksin. Sen onu ne kadar cüzi bir miktarı bağlayabilirsen kendine çok büyük bir iş yapmış olursun. Görünen i̇şte o iki kiralık gelecek hocam. Ama opsiyonunu o şekilde vermek istiyorlar. Satış opsiyonu olarak vermek istiyorlar. E Şimdi geldiyse aldığınızı düşünün. Sabek'te de oynat. Defansif orta saha esas ana mevki zaten orası. Orası Sonradan, değil mi asıl ana mevki? Tabii esas. Da Şalkede, Malkede yetiştiği yer orada ama çok yönlü olduğu için her tarafta kullanılır. Stoper'e de tam oturdu. Stoper olarak biliyorsunuz belki üçlüye dönebilir Sergen Hoca. Üçlü oynatabilir takımı eee ve Hatta işte orada bir eksiklikler yarın öbür gün bir de gönderebilirsiniz gidebilir. Senesini de düşünmeniz lazım. Yani transfer ederken bir sezonu düşünüyorsunuz ama Çünkü bunun bir sene soruldu 2022 son kullanma tarihli sözleşmelerde 7-8 oyuncuyu herhalde yolları Yani oynadıyor. işte yeni sezonu da düşüneceksiniz. Ondan tabii. Kere sonu, Yabancı sayısı daha da tabii yatır, düşecek. yatırımınızı ona göre yapıyorsunuz. Akıllı bir e, seçim olur. Ama şimdi kan alıyorsunuz ama Beşiktaş her tarafını optimal olarak kapattı. Benim eee Burada da geçenlerde de söyledim. Beşiktaş'ın bir tek eksik bilgisi var. Sol bek. Evet. Orada bir sakatlığı var. Orasını dolduramadılar. Yani en, en sıkala ya... var, Rıdvan var hocam. Şimdi bak en sıkala var ama en sıkalayı belli bir yere kadar kullanabilirsiniz. Onun arkasından Rıdvan'ı geçen sezon kullanmaya çalıştı. İlk dönem baktı olmadı. Fizik açısından olmadı. Pozisyon bilgisi açısından olmadı. Gitmedi. İnşallah toparlar da başkasına imkan olmaz. Ama, evet. ama e, zor çünkü o yüzden Caner çok ismi lazım. de gündeme gelmişti. Yani en e, azından sosyal medyada. Ya yani sosyal olası, medyaya göre so, Caner gündeme gelir. Oraya bir e, sol e, mutlaka almaları lazım. Bakın bazı bölgeler vardır ikili olur, e, üçlü olur. Ama şu anda Beşiktaş'ta üçlü bölge elzem olarak yok ama orası elzem olarak görünebilir. Geçen sezonda da sağ bırakın ikiyi üçü tekti. Ya bir açtı değil. Ama, Bak, evet. Öbür, öbür bölgelerde öyleydi. Ama Sadece sağ değil. Kadro Ciddi kısıtlı bir kadroydu. E şimdi hem öyle bir de Avrupa kupalarında yoktunuz yoktunuz yani sadece ligi götürüyorsunuz hmm. ve götürdü ve hakikaten yani burada da bir de e, hoca şansı da gitti iyi gitti. Tabii. Hiçbir oyuncular sakatlık yaşamadılar. Esas senin kilit oyuncular. Sol bek'e takviye lazım diyorsun. Ben, yani. benim ben, ben devre arasındaki transfer döneminde Beşiktaş bir sol bek alır diye düşünüyorum. Bence de şimdi de alabilirler. Yani e şimdi, şimdi alabilirler. E, bakın Fenerbahçe ne bakın Fenerbahçe'nin oldu birden bire pat pat pat, sakatlıklar yer, geldi. Yerli sol bek. Bu da Umut Meraş var gidersin alırsın hmm. örnek veriyorum yani. Yüzde bir şey mi duydun hocam? Yo duymadım. Caner var alırsın. Tekrar tekrardan olur mu olma. olma. Niye olmasın? Caner olur. olmaz. Ya örnek verdim. Şimdi. boşta ha, olanlardan tabii, tabii, tabii. Gerçi Umut Meraş boşta falan değil ama yani eğer Türk istiyorsun orayı mutlaka kapatman lazım. Kalırsın bak tek kalırsın. Yani öbür gün bir tek e, atıyorum Rıdvan'a kaldım <laughs> ya da Ensakala'ya kaldım şeyi kapatıyorsun. Olsun hocam Necip'i var Sergen hocam? Necip var e hocam. Ya, Her mevkide. Bence orası oraya Kale bir tane bulmalı. korkarım. Kaleye de gerek duyulursa geçerim açıklaması da var zaten. Bir evet. Bir var. Onu Kimi? Necip'in Necip, in Necip, in Necip, in Necip, in açıklaması eski. var. Necip bravo vallahi orada doğdu, orada büyüdü, orada yetişti. Daha hala da gidiyor. Yarın öbür günde teknik ette görürsünüz. şaşırmayın. Yani hak ediyorlar. Böyle oyuncuları da kenara koymayacaksınız. Size her türlü hizmetini veriyor. İyisinle kötüsünü de. tartışırsın o farklı bir şey. Ama bravo. Yani Kaan Ayhan'ın transferi ben de işte takımın gücünü daha ikiye daha çarpabilecek daha, bir, tabii. transfer. Yani sadece kendi bireysel yeteneği değil hocam işte o mevki çok mevkili olması, bir Türk pasaportu olması, oyuncuların bazılarını dinlendirebilmesi. Şimdi stoperlerde mesela iki tane stoperim var alternatif olarak kimi düşünürsün? Şu andaki kadrodan çıkarsa Mehmet Topal'ı çekeceksin. Ya Necip ya Mehmet Topal. Ya ikisini ama sen böyle bir oyuncuyu aldığın zaman e, milli takımın işte oynadığı yerlerde hep stoper olarak oynamış bir ana mevkisi olan bir oyuncuyu getiriyorsun. Ee, güçlenirsin tabii haliyle. E bir de 3 mevkide gideceksin. Türkiye Kupası da gelecek yarın öbür gün. E, lig var. Şampiyonlar Ligi. Kurallar ne zaman çekiliyor Şampiyonlar Ligi'nin? Bir i̇şte gün play -off, play Play-off, playoff bittik de herhalde. Evet, evet, Önümüzdeki haftadan sonra Cuma mı? Öyle üç, bir şey veriyor. Cuma belli. diye artık 3 kupa olduğu için yoğun bir takvim var o yapı. Evet, çok, bayağı yoğun çok, bir takvim. Bayağı, bayağı yoğun Avrupa Ligi. Yeni Ligi bir şey konferans çıktı. Ligi. Konferans, Ligi. konferans Ligi. Nerelere düştük ya. Şampiyonlar Ligi'nden konferans. E, dur bakalım bir başlasın ya. bu sezon. Ama konferansı gidip geçmeyin hocam işte. Ya ya Trabzonspor yani. eşleşmesi için ne dedi Jose Mourinho? E yine 3'lü sanki üç. Şampiyonlar Ligi yine hocam 3 ayak dedi. var işte hani üstte Eskiden, eskiden var. nasıldı? <laughs> şampiyonlar Ligi yerinde ne vardı? Şampiyon Kulüpler Kupası. UEFA Kupası, Kupa Galipleri Kupası. Sonuçta gene üçlü bir sisteme geldi. Adı ismini sonra 2. Ismi fuar Şehirleri Kupası vardı. Evet bir Hı. de o, evet, o galibiyetler.